sulanmayan, sulanamayan pancarlar şey, büyümedi. Yani bu pancarın hasadı da çok zor. Tarlada kalır. Yani pancarın tek şeysi su. Su olmazsa pancar olmaz. Hasatımız düşük. Kuraklıktan dolayı. Maliyetler arttı. İlaçlar, gübredir maliyetimiz arttı. Elektriktir, mazottur. Hepsi arttı. Kuraklıktan dolayı yeraltı sularımız çekildi. Su ihtiyacımız yer altından karşılamaya çalışıyoruz. Bizim yeraltı suyu nereye kadar dayanır bilmiyorum. Sulayamadığımız için mahsullerimiz ufak kaldı. Verimimiz düşük. Maliyetler arttı. Şu anda şeker pancarında zarardayız. Ya Konya dönümüyle geçen yıllarda bu verimlerimiz 2500 metrelik karede 20-25 tondu. Bu yıl 15-17'de kalıyoruz. Yani kuraklıktan dolayı. Bir de bu gübredir, ilaçtır. Çiftçi atamıyor. Her gün bir fiyat değişikliği var. Malum elektrik fiyatları, gübre fiyatları her şey %100 artışlar. Hatta gübrede %150, %160'lara varan bir artışlar var. Onun için bu yıl buğdayda, arpada kuraklık desteği olduğu gibi mutlaka pancar çiftçisinin de desteklenmesini istiyoruz. Çünkü her yıl verim yıllık ortalama 18-20 ton dönümde olurken bu sene 15 tonlarda. Bu da BSK kanallarından suyun gelmediğinden, yağışların az oluşundan dolayı sökülen pancarda şu anda su bulunamadığı için kuraklıktan dolayı bir yarısı da toprağın içerisinde kalıyor. Ovanın suyla buluşturulmasını istiyoruz. Eğer ovada su olmayacak olursa yeraltı suları da hızlı bir şekilde çekiliyor. Pancar üretimi de, buğday üretimi de, bütün hububat üretimi de çok hızlı bir şekilde düşecek ve yeraltı suları çekildikçe de elektrikten dolayı maliyetlerimiz çok yükseliyor. Geçen yıl 18-20 milyon ton olan üretimimiz bu yıl 14-15 milyon tonlara düştü. Bu da önümüzdeki yıl eğer gübre, elektrik bu vaziyette gidecek olursa bu biraz daha düşecek. Uzmanların söylediğine göre de önümüzdeki yılda kurak bir yıl beklendiği söyleniyor. Tabii Allah'tan ümit kesilmez ama önümüzdeki yıl daha vahim görünüyor.